Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça dil bilgisi nahiv. Mustafa Meral Şörtü Hoca'nın e, kitabından okumaya devam ediyoruz. Övme ve yerme fiilleri e, diyecek. Yani ef'alül medhi ve zemmi. Arapçada medih için ni'me, zem yani kötülemek, yermek için bir ise camit fiilleri kullanılır. Umumiyetle bu fiillerden sonra merfu iki isim bulunur. Ni'mel Ömeru. umaru. esel hulukul kizibu. Birinci cümledeki ni'me camit fiildir. Evet camit fiil burada bir dipnot düşmüş. Daha önce görmüştük diyor camit fiili. Yani çekimi olmayan fiil demek kısaca. Ve mazidir. El cümlenin failidir. Merfudur. Ömer ise... Bakın birinci cümleden bahsediyor. Ömer ise mahsustur. El mahsus. O da merfudur. İkinci cümledeki bi ise camit fiildir ve mazidir. El huluk cümlenin failidir. Merfudur. El kidbu mahsustur. O da merfudur. El mahsus misallerde görüldüğü gibi fiilden sonra gelirse ya muahhar mübteda veya mahsuf bir mübtedanın haberi olur. Bakın mahsus fiilden sonra gelirse e, kim ne mahsus neydi? E, i̇kincisiydi değil mi mahsus? Birincisi faildi. Yukarıdaki cümlelerde mahsus müpteda olunca cümle şöyle olur. El-kizibu bi-isel huluk. Ömer ni'mel veled. Ömer e, müpteda, ni'me fiil, veled, fail. Mahzuf müptedanın haberi olunca cümlenin şöyle olduğu kabul edilir. Ni'mel Veledu huve e, Ömer. bi'isel issel huluku huvel kizib. Yani burada huve mübteda oluyor, düşmüş ve ni'mel veledü Ömer elde ediliyor. E, yine bi'isel issel huluku huve mübteda olarak düşmüş, el kizib onun haber olarak kabul ediliyor. E, Ef'alül medih ve zen fiilleri ya lazımdırlar, mazidirler, muzarib emirleri yoktur, çekimleri de yoktur. E, Ni'menin müennesi ni'met, bi'senin müennesi bi'set şeklindedir. Ni'me ile başlayan cümlelerdeki mahsusa mahsusun bilmedi medih, ise ile başlayan cümlelerdeki mahsus ise mahsusun bir zem, denilir. Ni'me ve bi failleri mahsuslarına yani müfret, tesniye, cem-i müzekker, müennes olma bakımından uyar. Ni'mer racul Ahmet, Ni'mer racul an ehavake, Ni'mer ricalun muslimine, Ni'metil mer'atu Aişe gibi. Ni'me iyi, güzel, ilginç, mükemmel ne iyi ne güzel ne ilginç ne mükemmel manalarına gelir. Bir ise kötü, fena, çirkin ne kötü ne fena ne çirkin manalarına gelir. Medih için nimeden başka habbeza, zem içinde bir iseden başka la habbeza kullanılır. Habbezel içtihat, Evet, çalışmak ne güzel. La habbeza es serika. Hırsızlık yapmak ne kötüdür. Mesela habbeda el iştihad cümlesinde habbe mazi fetha üzere mebni fiil za ismi işaret fail. Bakın yukarıda e, fail burada za mebnidir mahallen merfudur. El iştihad muakhar mübteda veya mübtedası hasfedilmiş haberdir. Habbeza o zaman ne olur? Bu muakhar mebteda olursa mukaddem haber olur. Peki la habbeza es cümlesinde la olumsuzluk harfidir. Habbe fetha üzere mazi mebni mazi za ismi işaret fail mahallen merfu es-sarika muakhar mebteda veya mebteda edilmiş haber mukaddem haber olur o zaman la habbeza. Evet umumiyetle Habbeza ve La Habbeza'dan sonra bir merfu isim gelir. Çünkü birinci merfu ismin yerine faal olarak za gelmiştir. Habbeza, La Habbeza hiçbir değişiklik uğramaz. Müfret, tesniye, cem için aynısı kadar kullanılır. de yoktur. Habbeza'dan sonra gelen merfu isim mahsustur. Buna mahsusun bilmedi denir. La Habbeza'dan sonra gelen merfu isim de mahsustur. Buna da mahsusun bilmedi denir. Habbaza da aynı şekilde ne güzel manasındadır. La habbaza ne kötü manasındadır. Ee, mesela e, cemule gibi bazı fiiller nime gibi medih fiil olarak kullanılır. Cemule neca e, buluğul emel. Emele ulaşmak güzel bir başarıdır. Cemule bakın güzel manasında. Sae ve e, habuse gibi bazı fiillerde bi ise olarak kullanılır. Sael hulluku şehadetu zur yalancı şahitlik ne kötü bir huydur. Habuse aduvullahil kafir. İnanmayan Allah'ın ne kötü bir düşmanıdır. Övme ve yerme fiillerinin diğer özellikleri. Medih ve zem fiilleri mübalağa yoluyla övme ve yermeyi ifade ederler. Bise ve ni'menin failleri mahsusla yer değiştiremez. Ni'mel <laughs> veledu ömer cümlesi ni'me ömerül veled şeklinde söylenemez. Mahsus fiilin önüne geçmesi caizdir. Ni'mel e, veledu Ömer cümlesi Ömer ni'mel veledü şeklinde de söylenebilir. Fail harfi tarifli cins isim olur. E, silahul hak. Fail harfi tarifli cins isme muzaf olan bir isim de olur. Bise raculü su necibun. Fail temiz olarak mansup ve nekire bir isimle açıklanan müstetli bir damir e, olur. E, ni'me za'imen e, sa'id. Evet burada medih ve zen fiillerinden sonra za'imen gibi nekire ve mansup gelen isimler temyizdir. Ni'me e, fiil bunun içerisinde e, gizli bir müstetir fail vardır. Sa'id ise mahsustur e, diyecek. Evet onun içerisindeki hu ve bakan müstetir zamir fail. E, za'imen ni'me sa'id denmez tabi öne geçemez diyor. Ni'me sa'idun za'imen nadiren söylenir. Ni'me za'imen sa'id cümlesi sa'idun ni'me za'imen şeklinde de söylenebilir. Yani sa'id başa da alınabilir diyor. Peki ni'me fiili ma ismi mevsulü e, e, olur. Eee ni'menin faili ma ismi mevsulü olur. Ni'me ma fealtehu Yaptığın şey ne güzel. Ma ismi mevsuldür, faildir, mahallen merfudur, mahsusu mahzuftur. Nimenin faili es, eşşey'u manasında ma tarifeyi tamme olur. Ni'immahi ni'immahi e, yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi ni'me ma'yı e, bakın ni'me ma'yı ni'imma şeklinde yazmak caizdir. Ki Kur'an-ı Kerim'de böyle gelmiştir. Ni'imma'nın faili ma olur. Bu durumda ma mahallen merfu olur. Yahut da fail şey'un manasında temyüz olan ma -i, nekire tamme ile açıklanan müstetir bir damir olur. Ni'ma zeydun. Burada ni'imma'nın ma'sı temizdir. Mahallen mansuptur. Zeyd ise muakhar mübteda veya mübteda sahip edilmiş haberdir. Fail müennes olduğu zaman bu fiillere tenis tahsi getirilmesi caizdir. Ni'mel mer'atu meryem de denilebilir. Ni'metil mer'atu meryem de denilebilir. Yine bi ise El bintu semira da de denilebilir. Beysittir bintu semira da de denilebilir. Mahsus yukarıdaki misallerde de görüldüğü gibi marife olur. Mahsusun hasbı caizdir ve yaygındır. E, Zarena emirun azimun ve ni'mez zair. Burada ni'mez zair cümlesinin mahsusu olan el emir hasfedilmiştir. Bu cümlenin aslı ni'mez zairul emir şeklinde idi. Mahsus inne ve benzerleriyle kâne ve benzerlerinin ismi de olabilir inne Ahmed'e ni'met talib gibi mesela kâne Ebu Ali bi iser racul şeklinde. Mahsus efali kulub zanne ve benzerlerin birinci mefhulü olur. Zanentü sa'iden ni'mel e, gibi. Habbeza ve la habbeza'dan sonra mansup ve nekir olarak zayi açıklayan bir temyiz gelebilir. Habbeza raculen haliden. yine burada za fail raculen temyizdir. Mahsus failden sonra geldiği zaman Zeydun ni'mel racul muakhar mübteda. E, ni'mel racul el memduh zeydun mübteda sahip haber. E, ni'mel racul zeydun e, el memduh haberi hasbedilmiş haber. E, ni'mel racul zeyd failden bedel olur. Bunlardan ilk ikisi meşhurdur. Övme ve yerme fiillerinin irabı. Ni'mel racul, halid. Ni'me fiilun madin mebnün alel fetih. Er racul failun merfun bid Halid mübteda muahhar merfuun bi dammeti ev haberun e, merfuun bi dammeti e, evet e, burada cümletu nimet e, racul hiye fi mahalli ref e, haber mukaddem lil mübteda halid e, şeklinde olacaktır dedik peki bi'sel bi huluku şehadetu zur bi'sel bi fiilun madin mebniun alel fethi el huluku fa'ilun merfuun bi dammeti Şehadetu mübteda merfu bi dammeti ev haberu merfu bi dammeti ve huve mudaf. Ezzur mudafun ileyh mecurun bil kesreti. Cümletu bi isel huluk fi mahalli ref haberun li mübteda e, şehadetu zur. Peki ni'me veledun e, ni'me veleden ehuke. Ni'me fiulun madi mebni alel fethi ve failu müstetunu takdiru huve. Raculen temyizun li damiril müstetir mansubun bil fetha. Ehuke mübteda muakher mübteda muakher ev haber. مرفوع بالباب لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر جملة نعمة ولدا في محل رف خبر لمبتدا أخوك بكي حب ذا الربي حب يول الماضي مبني على الفتح ذا اسم الإشارة فاعل مبني على السكون في محل رف الربي مبتدا مؤخر أو خبر مرفوع بالضمة جملة حب في محل رف خبر مقدم لمبتدأ الربي لا حب الكسل La harfu nefi mebniyun ala sükun ve la amele leha. Ni'imma hi. Ni'imma müellefetun min ni'me ve ma. Ma ismi mevsul failun mebniyun ala sükun fi mahalli ref. Eğer ma şey manasında marife tamme kabul edilirse ma bu sefer marife tamme bi mana şey failun mebniyun ala sükun fi mahalli ref. Ma nekire bir mana şeyun kabul edilirse mebniyun ala sükun fi mahalli nas temyizun li fail ni'me el müstetir. E, olacaktır e, dedi ve burada kaldık. Gelecek bölümde diğer başlıkta inşallah devam edeceğiz. Uçmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.